ayak dağınık kalsın. Affedersin. Uyandırdım. Bir şey sormayacak mısın? Ha? Niye gelmediğimi, nerede olduğumu? Hiç öyle bir niyetim yok. Zaten senin kendine göre haklı sebeplerin vardır. Değil mi? Ben düşündüm de. Senin oraya gelmen sürpriz olacaktı benim için. Bu gece seni yalnız bıraktığım için özür dilerim. Ama gerçekten çok geçerli sebeplerim vardı. Gerçekten çok güzel bir gece geçirdim. Gerçekten. Ve senin geçerli sebeplerinle bu geceyi mahvetmek istemiyorum Fikret. Çok uykum var. Çok yorgunum. Ve şu an yapmak istediğim tek şey aslında uyumak. Sadece eğer yine aklını birileri karıştırdıysa bunu bana önceden söylersen çok mutlu olurum. Çünkü artık gerçekten boşa kürek çekmekten yoruldum. Abim garibin oğlu olabilirmiş. Ne? Sakın bunu kimseye söyleme. Bunu sana söyledim çünkü gerçekten bu ihtimali tek başıma taşımaya gücüm yok. Ve maalesef senden başka söyleyecek kimsem de yok. Ha, sen ciddisin. Ne oldu, anlat. Öğlen eve geldim. Gülfet Alay'la annem kapıda da tartışıyorlardı. İşte konuşmalarını duydum. Gülfet Alay bu durumu ima eden şeyler söyledi. Yok Faruk 7 aylıkmış. 7 aylık olmasına rağmen topaç gibiymiş. Bizimkiler apar topar evlenmişler falan işte bir sürü şey. Ay sen o yüzden öyle apar topar gittin. Ben de ne sandım? E annem? Annem ne dedi? Ne yaptı? Karşı çıkmadı mı? Eve hoca sustu mu? Tabii ki susmadı. Esti gürledi ama işte. Ay Fikret, bu öylesine söylenecek şey mi Allah aşkına ya? Bilmiyorum, ben sabahtan beri bunu düşünüyorum. Annem bize böyle bir yalan söylemez. Bizi geç babama söylemez. Yapmaz böyle bir şey. Yapamaz, bu saçmalık, bir iftira. Ülfet de o zamanlar garipten hoşlanıyormuş. Ona aşıkmış. İşte böyle bir kıskançlık mevzu. Ay sen ne diyorsun? Ülfet Alada, garibe. Ya doğruysa? Ya doğruysa? Ya biz böyle muallakta kalamayız. Ne yapsak biz, bir DNA testi falan? Ne diyorsun sen ya? Ne DNA testi?
Anneme güvenmeyi tercih ediyorum. Ondan böyle bir şey yüzünden şüphelendiğimi öğrenirse beni hayatta affetmez. Ona bir daha hayal kırıklığı yaşatamam. O yüzden bunu unutalım. Tamam? Tamam. Yani tamam da sen bugün Faruk'un karşısına oturamadın Fikret. Onun başka sebepleri var. Yalnız kalma ihtiyacım vardı. Düşünmeye ihtiyacım vardı. O benim abim pek. Bu saçmalık doğru bile olsa ki değil. Adım gibi benim değil. Ama o benim abim. Hiçbir şey bunu değiştiremez. Biz bütün yaşadığımız kavgalar, kırgınlıklarımız, her şey bir tarafa. Kardeşliğimiz bir tarafa. Bilmiyorum sana bunu nasıl anlatabilirim. Anlatsam anlar mısın? Yani tek çocuksun. Ben onu defalarca geçmek istedim. Evet. Ama ondan vazgeçmeyi bir an bile aklıma getirmedi. O yüzden lütfen. Böyle bir saçmalık yüzünden kimseyi yormayalım. Olur mu? Hele ki böyle bir zamanda. Ben bir gidip şöyle bir kendime geleyim.